Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın seyircilerimiz, akşamımız hayırlı olsun. Allah orucumuzu ve ibadatımızı ve taalarımızı kabul etsin. Amin ya Rabbil alemin. Karşımızda ben Şef Hanan, değerli ekibimle sizce Ramazan sofrasının programı Türkmenili TV'nin ve Tabak Şirketi'nin ortaklaşa sunacağız. Umarım güzel geçer ve tam gövüze göre ola. Aziz arkadaşlarımız, bir günde minimumda 4 yaşı temağım var ama mutfağıma geçmeden önce bir değerli misafirim var. Ona hoş geldin demek isterim. Fatın Hatun, hoş gelirsen. Hoş buldum. Burada sizden olmak gerçekten gurur verici. Buradan herkesin Ramazan'ını kutlarım kalpten. Sağ ol, büyüklerin ellerine, küçüklerin de gözlerine öperim. Sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar olsun teşekkür inşallah. Teşekkür ederim size. Buyurun. Bir gün aziz arkadaşlarımız, ana yemeğimiz İskender Çabab. İskender Çabab'ın da gerekli malzemeleri burada ekmeği üçgen şeklinde kesmişiz ve yağda kızartmışız. Edebilirsiniz yağda da kızartmıyorsunuz ama bence biraz yağda kızartsak daha lezzetli olur. Biraz da farklı tadı verir. Ekmeği üçgen şeklinde kestim ve yağda kızarttım. Burada da 500 gram tane etini şu şekilde kestim ve suda haşladım. Bir kase yoğurt, bir küçük kase maydanoz, maydanoz dolu, çerez dolu, üst diş sarımsağı, 2 kaşık domates salçası, tuz, Tabak Şirketi'nin en lezzetli baharatlarını karabiberden biraz biryani baharatı da bırakacağım. Burada da biberimiz var, domatesimiz de var. Bunlar da güzelce kızardırıq ve yemeğimizin üzerini süsleriz. Yanında bir şorba yapırıq, patates şorbası. Burada 2 adet patatesi yıkamışıq, kabığını almışıq, çüp çüp doğramışıq. 2 adet soğan, 3 tane basra limonu, Tabak Şirketi'nin de lezzetli 2 renk basra limonlar var, hem beyaz hem de kara. Bir kase de şariye, bir kaşık maci, tavuk macisi, toz, toz da olur, çöp macilerden de olur. Ben bir gün toz bırakacağım. Tuz ve karabiber. Bu da şorbamızın tarifiydi. Sizler için aktardık gelagın salatamıza. Bir gün yoğurtlu makarna salatası yaparız. Hem faydalı hem de lezzetli bir salatadır. Bu insan orucu olduğu için biraz serin bir salatadır. Burada bir tabakta makarnanı suda haşlamışız. Suyuna sadece biraz tuz ve bir çay kaşığı da sıvı yağ eklemişim. Bir tabakta bir kasede yoğurt, bir küçük kasede mayonez. Tabağında mayonezi çok lezzetliydi ve çok farklıydı. Burada kuru maydanoz. Kuru maydanoz da olur, kuru çerez de olur. Normal çerezi güneşte pek yakıyasız ve pek yerde üzerine bir kumaştan örtebilirsiniz. Kurdasız her zaman bunu yemeklere eklesiniz. Özellikle de salatalar çok güzel gelir. Tuz ve tabağın lezzetli karabiberinin de ekleyeceğim. Salatamızı da bitirdik. Gelagın tatlımıza bir gün süzüğü çikolatalı kurabiye yapacağız. Gerekli malzemeleri de 2 adet yumurtadı, 3 kaşık kakaodu, 1 yemek kaşığı kavurma tozu, 1 kasede çikolatanı hurda hurda doğramışız, biraz kaşığın ucunda tuz, 6 yemek kaşığı tereyağı, 3 bardak un, 1 bardak pudra şeker dedik. Tabak Şirketi'nin çok lezzetli pudra şekerleri var. Tavsiye ederim tatlı yapın davuz hep bunu kullanasız. Aynı vakitte de güzel lezzetli kakaoları da var. Onu da bugün tatlıma bırakacağım. Yemeklerimizin tarifini sizce aktardık. Gelin yavaş yavaş yemeklerimize Bismillahirrahmanirrahim'den başlayalım. Neyden başlayalım Fatun Hatun? Keyfud, mutfak senud. Sen de misafirimsan, beni de yardımcı olupsan inşallah. Tabii ki her zaman. Mesela önceden
korabiyanı uğurla bana şekil ver. Bayrak ise düzmenimdi yemeği yapmadan önce. Bir kase aldık elimiz altta. Önceden bunu yapacağız. O kurabiyanın malzemesini verse memnun olalım. Önceden arkadaşlar 2 adet yumurtanı kasemize bırakırız ve iyice çırparız. Her zaman da kurabiyeler elden yoğurursa daha güzel gelir. Ama yumurtasını biraz bir tahta kaşığın yardımıyla çırparız. Kaç yaşındasın Fatih? 20 yaşındayım. 20 yaşında, uzunlu ömürler inşallah. Teşekkür ederim. Yemekten ne bilesen? Her şeyi bildim. Maşallah. Yani çocukluktan beri nenem yemek edende giderdim özüm el altına giderdim. Özüm yani bilmediğim her şeyi anlatardı. Yani haz ederim yemek alışım. Yedim. Elvasa. En çok da tatlı nahiyesinde. Çok güzel. Ne yapıpsan böyle yani nenavın nenavdan sormadan öz başudan teç yalğız indiye kadar. Hacıbadam. Nece yaptın? Hacıbadam 2 adet yumurta bir de yarım bardak şeker. Ve çırpasan yani köpük köpük olana kadar yumurta sarısı. Sonra üzerine 1,5 glas Hindistan cevizi. Yani Jozil Hint. Koyasan böyle elden aynen dediği gibi ne desen özü güzel bir hamur şekli alır. Sonra tepsimize güzel bir şekilde tepsi yani biraz vanilya yağlı. Vanilya falan eklemsen. Ha, bir kese vanilya. Ha. Vanilya çok önemlidir. Unuttum onu. Hanı sen yumurta olduğu için yumurtanın hem sarısın hem beyazın bıraksın. Ha çok normal. Böyle hamur şeklinde kabda edesen özünü sonra tepsiye düzesen. Pişirme şekli de tez bir şey. Sadece beyazın eklese o daha lezzetli olur. Denememiş ama böyle de daha güzel olur. Ne de şekil verirsen özüne bayrak iste? Yani el odan zaten böyle yumru şeklinde yapabilirsen özün. Keyfi odun nasıl bir şekil verirse o ve. Ama tez pişir yani gerek başında durmak ister. Başında durmak ister aynı şekerleme taçı. Yumuşacık bir şey çıkıyor. Teşekkürler. Çok güzel lezzetlidir. Hindistan cevizi de tatlılarda çok lezzet verir. Ha. Ben çok seviyorum. Burada gördüğünüz gibi 2 adet yumurtanı şekerden birlikte güzelce çırptık. Ne bırakırız? Tereyağı. Tereyağını da ocağın üzerinde eritmemişiz. Sadece odanın sıcaklığında eridi. Tahta kaşığı bir tarafa Allah elden yoğururuz. Gördüğünüz gibi tereyağımız tamamen sıcaktı. Bir gün hava durumu biraz sıcaktı maşallah. Buhardı, güneş de yok. Elden yoğururuz. Tereyağını, yumurtanı biraz da tuz bıraktık. Bir bardak da tabak şirketinden pudra şekeri de ekledik. Bunu iyice elden yoğururuz. Ondan sonra ne bırakırız Fatin? Ne diysen? Un. Hayır, un en sonunda bırakacağım. Hiç etmemişim. Kakao bırakırız. Bundan da yap, bu da çok lezzetlidir. 3 kaşık, 3 yemek kaşığı da tabağın lezzetli kakaonu ekledik. Elden karıştırırız. Güzelce kıvamına gelince tamamen kakaomuz şekerden, tereyağından karışsın. Ondan sonra hem kavurma tozunu hem de onu bırakırız. Ve yemek yapmakta ne yapıyorsan? Her şeyi derim. Yani her şeyi böyle bilirim. Biryani, tatlı böyle. Ha, bilirim. Ben işte tatlı ne yapıyorsun? Yani çok tatlı yemek, derim. Bey ana yemeği? Ana yemeği her şeyi bilirim. Maşallah, el ve sağlık. Burada da arkadaşlar kavurma tozunu da bıraktık. Yavaş yavaş unumuzu da kasemize aldık, yoğururuz.
her zaman diyorum arkadaşlar, onun ayarı size bağlanı. Bakarsınız bazı yumurta fazla un çeker. Bazı yumurta küçüktü, bazı yumurta büyüktü. O da var. Biz onu bir çereten boşaltmayarak yavaş yavaş yoğurdukça kıvamına bakacağız. İkinci bardaktan da bırakırız ve yoğururuz. Kek yapıpsan? Ha, kek üzerime. Maşallah, keki nece yapasan? Kek 2 adet yumurta kullanma. Bir glas şekerden. Bunu aynen böyle çırparam. Sonra içine bir vanilyadan bir baking powder aynen çırparam. Sonra göz kararı un koyarım. Yani hamirine bağlı. Her zaman diyarım. Bir de yarım bardak yağdan. Yağ yani de tereyağı. Yok, bir sıvı yağ. Sıvı yağ. Sıvı yağ kullanmam. Biraz kere de şey koyarım içine. Halika şerbetler o portakal malı. Şerbet renk versin diye. Aynen. Ama bir de tadını verin. Bir portakal kabığırın delesev suyunda da yapsa o daha lezzetli olur. Bu hem tadını verir bir de biraz yani insan var hesmez böyle ağzına gelsin. Portakalın kabı. Portakalın sadece suyun portakalı sıkasan suyunda kek yoğursa çok lezzetli olur. Her zamanda meyve suyunda tatlılar güzel gelir. Yani kalbe ya da tepsiye koyun da şeye yani kekin hamuruna ya koyarım biraz da un hatta yapışmasın diye yani biraz kere tahin koyarım dibine. Tahin de olayım yağ yani tahin ondan sonra onu sepesen. Ha hatta yapışmasın diye. Fırın da tabii ki sıcaktı. Evet. Sonra biraz şey ederim biraz kere hamurdan biraz çeviririm içine kavga katarım. Hamurun üzerine gezdirin. Alasın. Üstüne gezdirin ve şekil verdirin. Güzel fikir de elva sağlık. Kirengilim kek yapasın. O da oğlu. Benim kardeşim yani tatlı falan çok sever. Evden o yüzden eksilmez. Elva sağlık. Teşekkür ederim. Hamurumuzdan atlandı. Anne o da niye şidip sen hamurdan atlansan oğlu? Misafir gelir. Misafir gelir. Ya size ya bize. Ama size gelecekti. Ya biz gelirim misafir. Beliyse manimdir. Misafir bir gün bizdedir. Gördüğünüz gibi güzel kıvamını aldı. Şimdi ne bırakırız? Çikolata. En önemli şey. Çünkü biz baştan dedik çikolatalı kurabiye. Burada da herhangi çikolatadan bulunsa onu karıştırasız, yan doğrayasız, rendeliyasız. Ben çok hurda olsun sevmem. Biraz böyle büyük doğradım. Daha güzel geldi. Görürsün. Bir de yani ağzı böyle gelsin güzel bir şekilde. Çok güzel geldi. Hamurumuz hazırdı. Çok güzel hamur oldu. Hem bayraksımız hazırlarız, hem bunu ayrı kaba bırakırız. Ne? Tamam, o bayraksa da yağlı çağı kablamışam, hatta ki yapışmasın. Kıvamı da çok güzel geldi. Şimdiden güzel görünüyor. Çok güzel, lezzetli. Çikolatadan. Çikolata seversen? Kim sevmez? Hafsa kızlar çikolatası var. Bir küçük kaseye biraz yağ bırakırım. Sağcı bana şekil verirsen. Oradan bir küçük kase verse o bize memnun olur. Hamurumuzu da hazırladık arkadaşlarımız. Güzel kızımız yardımcı olacaktı bize. Burada biraz sıvı yağ. Bir tane yaparım öldüğüde kalanında özü yap. Elimizi yağda ıslattırırız. Bir limon kadar iyice. Bu kadar çok da büyük olmasın. Allah top şekli veririz. Biraz parmaktan bastırırız. Çok da bastırmarız.
biraz da arası açık olsun. Onu doldursa başka da bayrak sürerim. Aynı yaptığım gibi yapabilirsem buyurun. Biz de geldik bu tarafta, kalan işlerimiz yaparız. Ben şorbadan başlayacağım çünkü İskender hızlı olacaktı inşallah. Süreden dolayı biz eti haşladık. Ocağımız çalıştırdık. Tenceremize de bir yarım kase sıvı yağ bırakırız. Yağımız sıcak olunca yavaş yavaş soğanlarım doğrarım. Şorba ne seversen, şorba ne yapılsan onu seversen, evde yesen. O şorbayla onca aram yoktu. Nasıl yapabilirim? Ne şorbası mercimek yapılsan? Mercimek şorbası. Mercimek. Normal mercimek şorbası yani farklı biraz. Yok normal. Nasıl yapasan? Mercimeği temiz bir şekilde yıkarım. Biraz yağda kavururum özünü. Mercimeği? He. Hatta tez suda açılsın. Suda dinlendirmesen? Yok. Hatta tez açılmak için biraz kavururum özünü. Her rengi sarılmış gibi olur. Sonra üstüne su ilave ederim. Bir ama patatesi suda de... suda dinlendirse o daha güzel olur. Bir patatesi de böyle hafif doğrarım. İçine koyarım. Özden bari bari kaynasın. O da olur. Sonra zaten makineyden... en sonunda mikserden. He. Elektrik mikserden. Sonra ayrı bir yağda soğan kavururum bir tek, kırmızı soğan. Şehriye bırakmasan? Yok. Biraz ki. Bazı alem şehriye de bırakır. Ha, olabilir. Haşlanmış pirinç de bırakır bazı. O da hoş oldu vallahi. Hemen de yaptım. Giden kere ettim ben aşırı böyle tuzlu oldu. Şor oldu. He, nedir Ramazan olduk hiç yani tadabilmirim. Sen baştan tuzun çok bırakma. İftarı kırandan sonra dadına bakarsan, bak tuzu azdı, çok normaldı. Tuzunu verirsen, biraz kızdırırsan özün, o kaba bıraksan özün. Ama baştan şorlağı yapsa, onun çarası olmaz. Olabilir biraz su bıraksa, biraz da şariye, onda iyi olurdu. Güzel fikir. Her şeyin halli var mutfakta. Yağımız sıcak oldu, soğanımız tencereye bırakırız. Soğanlar da hurda hurda minik minik doğradık. Bak, böyle ne canım? El ve sağla biraz bastırsa varmaktan. Çok bastırdım. Bak, tamam, el ve sağla. Bunun şekli bir az varmaktan. Tamam. O bir bayrak ister, alabilirsen. Ne sadece yağ da sürebilmeyerek? Ben bayağı koymasın. Üzerine biraz yağ bırakırız. O da olur. Alüden biraz. Burada arkadaşlar soğanımız. Tencereye bıraktığımızdan her zaman diyarık tuzun ilave eder. Ben bir gün macide bırakırım. Bir az tuz ekleyeceğim. Fatih'in şorbası çimin olmasın. Şor olmasın. Burada da Basra limonlarında tenceremize bıraksak kızarsa daha lezzetli olur. Soğanımızda alt üst yaparız. Biraz rengi saralı, alt rengini alı. Doğradığımız patatesi de bırakırız. Patatesi de tabii ki doğrayanda suda dinlendiririz. Çok basma, buna top yap. Top yap, birisin top yap. Yeter, bayraksa bırak. Çok top yapma. Bir az parmaktan bas. Yeter. Böyle? Şekil olmadı. Çok bastım. El ve sağlık.
gördüğünüz gibi arkadaşlar. Soğanımız kızarttık. Basra limonu ekledik. Burada da doğradığımız patatesi de tencereye bırakırız. Ve geldik en lezzetli baharatından, tabak baharatından karabiberin bir çay kaşığı da bırakırız. El ve sağlık. Dışarıdan aldığımız kurabiyeler belli olduğu için belirttim. Kurabiyeler düz olmaz. Biraz böyle şekli şey olur. Ben de individen yaparım ögüde. Hatta ki bilesen nece diyedim. Yaptığımız kurabiyanı yavaş yavaş fırında pişirdik. Tamam, el ve sağlık. Süremiz yetse ben de bir bayreks yaparım. Biraz da dikkatli olalım fırınımızdan. Çünkü kurabiye hızlı pişer. Bir telefon bağlantımız var. Onu alalım. Alo, buyurun. Alo, selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Hayırlı Ramazanınız olsun. Hayırlı Ramazan sana da. Sağ ol, Allah razı olsun. Kimiyle görüşürüz? Günde katıldığıma Deliye, günde katıldığıma demedim sana Ramazan'ın. Baştan göz üste. Gözler o aydın olsun. Bu yaptığı batlı kakaodan şekerlemedi. Kurabiyadı. Buna kokiz diyorlar, kurabiye diyorlar, çikolatalı tamam. Kurabiye. Evet. Şekerleme dergi. Şekerlemeni de inşallah yaparız siz ütü. İnşallah. Ya dedim baktım kız hoş gelipti gözümüz üzerine. Hoş bulduk hayatım. Baktım elinde yaptırı. Dedim bakın şekerleme diyelim tekid olun biz. Kurabiyadı çok lezzetli bir tatlıdı ve çok kolay yapılı. Umarım baba, sen de yapasan Derya Hatun. Ekmeğine hiç kızardık mı? Kızarmış ekmek şeyinde İskender Çabab yaparak. Tamam. İzle bizi indi. Programı hiç evvelden atmadım. Ben açtım baktım yani başlıyorsun. İskender Çabab yaparak. Ondan evet. Dolayı ekmeği üçgen şeklinde doğramışam ve kızartmışam. Sağ ol. Bir gün ne yemek yapsan Derya Hatun? Ben bir gün ziyarım, şıkmaşı yaptım. Elva sağlık, biz de yaptık. Biz de öğünki sen şey helva yaptı, kurma helvası, Hindistan cevziyle böyle portakal şeydi sağlık. Çok lezzetliydi ve aynı vakta faydalıydı. Dünen de yaptım, bir gün de istediler benden yoksa, dünen de aynı yaptım. Elva sağlık. Sen de yağıyla sağ ol, elva senin sağlık. Yani sen bir mektepsen bizi öğretirse her şey. Ne diyemek, biz de hizmetteyiz, bu milletin hizmetindeyiz. İnşallah hapsi hapsi yemekleri yaparsan güzel gel elinde. Programdan sebebe. Nece? Dilem yatmışsam da programdan sebebe erken kalkarım. Dilem de elimden geçmesin programı. Hayatım çok memnun olduk bizi izlediğin için. Sağ ol ya Rabbi. Allah sıhhat afiyet versin sana. Böyle sen güzel gören şeyde şerşede. Sağ ol. Çok memnun oldum. Gözlerinden öperim. Sağ ol. Sarruhum sen. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Derya Hatun her gün bize bağlanma, programımıza katıldı ve yaptığımız yemeklerden yapıra diri güzel geldi, Allah'a şükür. Biz hazyedarız, ne yapsak bizim de izleyicilerimiz ondan yapsın, daha da güzel gelsin ellerinde. Burada da arkadaşlar, şariyanı da biraz kızardırıq, macisini de bıraktık, karabiberin, tozun her şeyini bıraktık. Biraz da kızar ondan sonra bunun suyunu bırakırım. Yaptığım çorbada 5-6 kişilikti. Burada da İskender'in yoğurdun hazırlırıq, sarımsağın hurda hurda doğradık. Bunu bir tarafa asılmamın olalım. Sarımsağın hurda doğradık. Bir tatlı kaşığı tuz. Biraz da yarım çay kaşığı karabiber. Bir telefon bağlantımız var. Buyursun. Alo, buyurun. Alo. Alo. Alo abla. Buyurun. Alo. Akşamın hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayatım. Sağ olasın. Alo abla. Sağ olasın.
Kimiden görüşürüz? Buyurun, kimiden görüşürüz? Songül. Songül, Songül. Songül, baştan göz üstte Songül Hatun. Nece geçirir Ramazanınız? İnşallah güzel geçirir. Hamdolsun, sağ olasın. Allah'a şükür. Sağ olasın. Buyurun. Sağ ol, bu güzel yemekler yesen hayatım. Sağ ol. Biz zahmetsiz abla, təxir biraz açtım televizyon. O neydi elimde şu böyle ovuna koyduğunuz? Tarifini de iade edebilirsin benim için. Tatlımızın indi tarifini veririm sana. Baştan göz üstte. Hayatım, el uğur olsun. Bu tatlıdan yapasan bir gün son gün hatun. Yapasan inşallah bir gün. Vallahi inşallah yetişsem yapabilirim. İnşallah çok hızlıdır ve onca vakit aparmır o. Ve mezzeması da her evde bulunur. İnşallah el ve sağlık, el ve olsun. Bu güzel yemekler. Sağ hayatım. Ol, Allah razı olsun. Be yemek ne yapsan Songül Hatun? Vallahi şehmahşi yedim bugün. Ne yapsan? Şehmahşi. Şehmahşi, el ve sağlık. Hayatım sağ ol. İnşallah yapasan afiyetle deysen. Sağ ol, rahim, sağ ol. Rahimsen. Hayatım. Baştan hayatım, göz üstte. Hayatım, er olsun, bir daha diyerim. Çok memnunum da senden. Sağ ol, biz memnun olduk programımıza, katıldık uça. Songül Hatun yaptığımız tatlını sordu. Onun tarifin ve rağın önceden 2 adet yumurtanı çırptık. Bir bardakta pudra şeker, tabak şirketinin de pudra şekerlerinden bıraktık ve çırptık. Bir kaşıkta kavartma tozu. Ondan sonra 6 kaşık tereyağını. 6 kaşık tereyağını da yoğurduk. Bunu çırpsam memnun olurum. 6 kaşık tereyağını da yoğurduk ve üzerine 3 kaşık kakao da bıraktık. Ondan sonra 3 bardak unumuz var idi. Onu da yoğurduk. Bir kasede şokolata. Bunları güzelce yoğurursan ve bayrakta şekil verirsen. Hızlı da pişer, bundan dikkatli olmak lazımdı. Fırını da 180 derecede ayarlayasan, umarım yapasan, Songül Hatun ve afiyetle yesen. Burada da arkadaşlar, tatlımızın biraz dolantırır fırında. Çünkü dedi hızlı pişer. Dikkatli de olmak yanmasın. Bir telefon bağlantımız var. Onu da alalım. Alo, buyurun. Hanan abla nazisem. Alo. Alo. Hanan abla. İyisin hayatım. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Amin ezmeyin, Umut Muhammed ya Rabbi. Kimiden görüşürüm hatun? Ben Ruya hayatım. Baştan göz üstte. Hayatım sen, yani bir şey istemirdim sana tarifi. Ama hazretim size diyeyim Ramazanınız hayırlı olsun ve el ve sağlık. Sağ olasın, hayırlı Ramazan olsun inşallah. Hayatım, yani çok sağ olasın. Bazı insanlar var, yani gösterseniz sen güzel yemekler var. Alhamdülillah, hafızın bilir. Ne demek? Biz memnunuz. Bir gün ne yapsız yemeğe inşallah? Bir fikir bize verse. Bari hayatım yani ben tarafım. İftartı ne yapsan inşallah? Bari rahim. İftartı ne yemek yapsan? Vallahi bir gün bamya bizde inşallah. İyi, afiyetten ya siz inşallah. Çok sağ olasın. Haz ederim yani yok kış Ramazan'da. Her vakit böyle güzel şeyler çıksın televizyonda, şeyler meşgul olsun, baksın televizyona. Sağ olasın, biz de bu milletin hizmetindeyiz inşallah. Hayatım, kusur koymarız. Yani yok bas Ramazan'da, bu güzel bernameler çıkar, bebekler de meşgul olur bunuyla. Tabii ki. Bu vakitte de yazıya çıkmak yasak olduğu için, ilk önceden de Allah razı olsun Türkmeniyeli TV'den bizim bu güzel programları hazırlıyoruz. Amin ecmeğin. Allah hafızına razı olsun. Hayatım. Amin, amin. Cümlemizden Allah razı olsun. Hayatım. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Bir soru yok idi yemekten dolayı.
Bir soru yok idi, bir sualu yemekten. Vallahi elhamdülillah hafsından billah. Maşallah, marifetli sen. El ve sağlık ya Rabbi. Hayatım sana rahim. Allah saklasın sizi. Çok memnun olduk arkadaş programımıza katıldığı için. Biraz da fırınımıza bakalım. Çünkü kurabiye dedi hızlı bir şer. İstemirik yansın, dikkatli olduk. Maşallah hızlı hızlı hazır oldu. Fırını söndüreceğim, fırının sıcaklığında biraz da kassa çok güzel oldu. Bir dakika, iki dakika daha da fırında kalacaktı tatlımız. Gelin yavaş yavaş ne yapak hatun? İskender'i tamamlayak. Ocağı çalıştırırız. Burada önceden domatesten biberim var idi. Burada da etimi de güzelce haşlamışam, kızartmışam. Yoğurdu da sosun hazırlamışam. Yağ bırakıram tavana, sıvıya. Biraz sıcak olur. Domatesten biberleri kızardırıq, tamam? Ondan sonra ne deriq? Domates salçası. Bir güzel sos yaparıq. Yağımız sıcak oldu. Biraz da kaldı. Diğer tarafta da çorbamız kaynamaya başladı. Bu salatanın da indi katarıq inşallah. Biber. Tatlı biber de olur, acılı biber de olur. Acılı sevende acılı biber kızartsın. Biraz kızardırıq. Ümşak olur, güzel kızarı. Tavanın da ortasına domatesleri bırakırıq. Bunları ocağın bu tarafına bırakırıq. Bu tarafta da sos yaparıq. Güzel kızımız salatamızın da katmağına yardım etse memnun olduk. Tabii ki. Salatamız da çok kolay bir salatada. Tamam, bu kasede. Önceden bunun için sos yaparıq. Sosumuz da nedir? Burada yoğurdu var. Bir kase yoğurdu. Bir kase mayonezi tabağın içine bırak. Tavama da biraz sıvı yağ bıraktım. Domates salçasını kızardırım. Sosunu yaparım yemeğin. Burada da güzel domatesten biberlerimiz kızardırıq. El ve sağlık. Biraz da tuz, bir kaşık tuz, kaşığın üzerinde de karabiber, el ve sağlık yeter. Biraz da karabiber bırak. Bunu iyi çırp, güzel kız. Hiç yemek yaptın mutfakta el de bozuldu? Çok bozuldu. Ne yaptı bozuldu? Yani özü her yemeği bilmem ama gerek bir kusur çıksın. Yani ne çimin? Aşıydı, tatlıydı. Kek böyle çoğu halimde yanar kekle. Değil mi? Zaten özü anneler gibi çim yemek yapabilir. Tabii ki ama yapa yapa sen de öğrenirsen Allah-u Teala'yı daha güzel de yapasan. Yemek oysa kat olsan iyi desen. Onu atasan ya doğurlasan. Yok doğurlarım tabii ki. Helva sağlık. Bunlara da ihtiyacımız kalmadı. Burada makarnanı ondan sonra kuru maydanozu bırak.
Fırınımıza da bakarız. Kurabiyamız güzel, hazır oldu. Çok güzel oldu, tam istediğimiz gibi. Arkadaşlardan birlikte hiç yemek yapıpsan? Yok. Bacudan. Biz yani yalnız yapasan. Yalnız ederim. Hac etmem bir iş edenden bir tek memnun barbar için. İyi. Tek başıma da. Yalnız da yapsan. Ha. Helva sağlık. Burada da sosumuzun, tuzun, baharatında lezzetli karabiberden ve biryani baharatından bıraktık. Naxsı, sen yan bacıları daha güzel yemek yaparsınız. Birincilik Cemen. Aa, tamam. Sonra büyük ablam, sonra o birisi. Ortanca. Yani sen daha güzel yaparsan. He, ekit. Yaptık o yemeği, anla o beğenli, beğenmiri acaba? Onu çok beğenmez yani çoğunluk. Annalar her zaman haziyedeler, öz elleriyden yemek yapsınlar her zaman. Ama ananın yemeği gibi hiç olmaz. Ekit. Burada da suyun bıraktık. Gördüğünüz gibi önceden domates salçası, yağda kızarttık. Karabiber, biryani baharatı biraz ekledik. Suyunu da bıraktık. Yavaş yavaş sosumuz kaynar. Hazır olun. O kurabiyeleri da bu tarafa asal. Bu kabımız da çıkar. Sosumuz hazır oldu arkadaşlar. Sosumuzu bir tarafa çıkarız. Domatesten biberini de bu tarafa aldık. Bunları da biraz da kızardırız. Ondan sonra kabını hazırlarız. Bir telefon bağlantımız var. Amar annası buyursun. Selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü Amar annası. Hayırlı Ramazan inşallah. Sağ ol. Allah size de hayırlı Ramazan versin. Hatmiz. Amin cümlemize. Hatmiz. Özel yemeklerim var. Sağ olasın. Bir soru sorabilirim sana bir sual. Buyurun sorabilirsin. Hayatım sen. Ben her köfte edemden, her köfte edemden hiç elimde iyi sıkmıyorum. Ne bıraksın köfteyi ablam? Vallahi yani, anva edirem. Ya bazı kelimeni değiller arkadaşlarım. Yumurta koyuyorum. Nasasta koyuyorum. Yumurta koyma. Yumurtayı da lezzetli olmaz. Şimdi sen uçu bir güzel açıklarım. Ne de yaparsan özün. Biz de yaptık onu edirem. Gördüm. Elhamdülillah ben her yemeklerimi kullanırım edirem. İyi sıkırlar. Alo sağlık. Hiç iyi sıkmıyorum. Sen bizi izlemişydin çöpme yapanda. Sağ olasın. Sen odan beraber. İzlemişydin. Ben çöpsem imsak olur imsak. Şimdi o açıklarım sağlıkçı. Nece yaparsan o imsak olmaz Alude inşallah. Memnun olam. Memnun biz olam memnun ol. Hayatım sen. Biz memnun ol. Ruhum ne diyemem. Allah razı olsun üzerine. Sağ ol. Allah razı olsun sana bu güzel. Sağ ol cümlemizi. Allah sizi de saklasın hayatım. Sen Allah'a emanet ol. Sağ olasın Allah'a emanet ol. Ömer annası diri her zaman çöpmeni yaparım. Mişah çıkar elimde. Biz de 12 açıqlarıq. Necə çöpmeni yaptık. Çok güzel geldi. Çok güzel oldum. 1,5 bardağı una, 1,5 bardağı, pardon, 1,5 bardağı una, 1,5 yemek kaşığı. Sıvı yağ 1,5 yemek kaşığı, şeker 1,5 yemek kaşığı, nişasta. Çok kolaydı da, ezberlemeği de asantı. Bunları güzelce
bir kaşık kuru maya, biraz kaşığın ucunda tuz. Bunları yoğurursan, suyu çok bırakmasan, ne çok katı olur ve ne çok duru olur. Bekletirsin özün, ne kadar bekletirsek özün, o kadar güzel olur. Ondan sonra bol yağda, bunu kızardırsan yağı da ne çok sıcak olur ve ne çok soğuk olur. Kızardırsan özün, yağdan çıkardırsan, soğuk şerbete bırakasan. Şerbeti de 2 bardak şekere, 1,5 bardak su, 1 dilim limon, 1 çay kaşığı hel, yende vanilya. Ama dökülmüş hel olsa daha lezzetli olur. İnşallah Umar annası tatlını güzelce yapar. Daha da güzel olur elimde umarım. Burada geldik arkadaşlar. Ekmeğin üzerine sosumuzu yaptık. Önceden sosumuzu döktük. Ortasına da eti bildiğiniz gibi biraz et fazla vakit alır, tamam, pişince süreden dolayı eti biz önceden haşladık ve yağda kızarttık. Eti şu şekilde ortasına aldık. Bunlara ihtiyacımız yoktu. Ve geldik. Domatesden biberi de çok çok kızartmarız. Hatta ki güzel şeklin kaybetmesin. Etrafına şu şekilde düzerek. Bir telefon bağlantımız var, onu da alalım. Alo, buyurun. Alo, selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Buyurun. Ramazan hayırlı olsun abla. Sağ ol, hayırlı Ramazanlar görürsen. Kimiyle görüşürüm hatun? Melek annası. Baştan göz iste melek annası. Nece geçirir Ramazanımız? İnşallah güzel geçirir. Abla istedim ben açtım yatamıyorum. Valla sağ ol elhamdülillah. Valla iyi yaşadık hayatım sağ olasın. Melek annası, televizyonun sesin kısaltsa çok memnun olam senden. Değilim zahmetsiz abla, ben sana çatırlayaydım. Şeyh Mahşi tarifi. Oldu gözümle, onu da açıklarım saati indi. Bir gün Şeyh Mahşi yapsan, telefon hatımız kapandı. Melek annası bizden Şeyh Mahşi'nin tarifini istedi. Şeyh Mahşi'de bazı adam patlıcanla yapar, bazı patlıcanla kabak, kaşık, biber, patates, yani de domates. Herkesin özü gevrini çekse ondan bırakır ama çokluk patlıcanla olur. Patlıcanı güzelce oyarız, bunun için de için biraz tuzlarız. İçin tuzladık, gelagın bunu bol yağda, sıcak yağda kızardırıq. Kızardandan sonra bunu iç harçı yaparıq. İç harçı da nedir? Kıymadır. Kıymanı biraz %30 yağlı olsun, daha lezzetli olur. Kıymanı biraz yağda kızardırıq. Üzerine edebilirsiniz tabak şirketinin lezzetli karabiberinden ve biryani baharatından bıraksa çok lezzetli olur. Biraz da tarçın eklese daha da güzel olur. Ondan sonra bunları kıymamızı kızardırıq, hazır olur pişer. Gelir bunu içe hurda hurda çerevuz doğrarıq. Patlıcanı doldururuz. Tencereye bırakırıq, bunu içe bir sos yaparıq. Domates salçasını güzelce kızardırıq. Üzerine de su dökerek kaynar ve yavaş yavaş pişer, katlı olur. Onun için de yanında edebilirsen burgul, edebilirsin de beyaz pilav yapasan. Bunlar da yanasa memnun olur. Burada arkadaşlar
İskender kebabı yavaş yavaş hazır oldu. Biraz masamızı temizlerik ve kalan işlerimiz bunlarda yanasa memnun olduk. Burada gördüğünüz gibi kızarttığım ekmeğin üzerine sos yaptım, döktüm ve yaptığım, hazırladığım yoğurdun sosu, yoğurda da tabii ki sarımsaklar doğradım. Biraz toz, biraz da karabiber ekledim. Eti de ortaya bıraktım. Etrafına da domatesden biber kızarttım. Güzelce maydanozdan süslürük özüm. Çok hafif ve lezzetli bir yemekti. Beğendi Fatın Hatun. Görünüşü çok güzel görünüyor. Güzeldi görüntüsü. İki tadı da güzeldi. Aynı vakitte de çok lezzetliydi ve faydalıydı. Hafif bir yemekti de. Diyet yapan arkadaşlar eğer isteseler yapsınlar. Bunun ekmeğin biraz fınırda kızartabilirler. Kızartmasınlar, tamam. O da olur. Kurabiyamıza da getirelim. O beyaz kabı. Verse memnun olan. Kurabiyanı her zaman arkadaşlar yapın davuz. Biraz savur. Ondan sonra o kabları. Savmayınca bunu çabalatmalım. Çünkü çok müşahtı ve çok nazikti. Hemen kırılır. Sağ ol. Biraz sağdı. 5 dakika gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Nazikti. Çok da kızartmadık. Başında olmak lazımdı. Çünkü şekerleme taçı hızlı pişer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlımızı kabağı düzerken ve soframızı hazırlarken bir kısa bir araya gidelim. Tekrardan döneceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aziz arkadaşlarımız, süzücü yaptığımız yemekleri güzelce soframıza düzdük. Yaptığımız yemeği de kısaca bir sizler için hatırlayayım. Burada İskender kebabı yaptık. Çok lezzetli oldu. O görüntüsü çok güzeldi. Aynı vakitte de çok kolaydı da yapmağı. 500 gram eti önceden süreden dolayı haşlamışydım. O biraz yağda kızartmışydım. Ekmekleri üçgen şeklinde kestik. Bunu yağda kızarttık ve bir kaba düzdük. Bunun için bir sos yaptık. Sosu da 2 kaşık domates salçası, 1 çay kaşığı da baharat. Tabak baharatından karabiber ve biryani baharatı ve tuz ekledim. Yağda kızarttım. Ondan sonra suyun bıraktım. Biraz kaynadı. Bunun için de yoğurdu hazırladık. 3 diş sarımsağı hurda hurda doğradık. Yoğurdun üzerine bıraktık. Biraz tuz, biraz da karabiber. Bunu iyice çırptık. Önceden yaptığımız sosu ekmeğin üzerine gezdirdik. Etrafa da hazırladığımız yoğurdu. Eti de ortaya bıraktık. Ve geldik domatesi, biberi dilim dilim doğradık. Aynı yağda kızarttık. Çok da kızartmadık dedik. Güzel şeklin kaybetmesin. Güzel kıvamında kalsın. Bunları da etrafa düzdük. Ve maydanozdan, yeniden çerezden süsledik. Yanında bir şorba yaptık. Şorbamız da patates şorbasıydı. Önceden tenceremize biraz sıvı yağ bıraktım. Bir soğanı hurda hurda doğradım. Soğanımız küçük olduğu için 2 tane bir gün doğradım. Minik minik doğradık, kızarttık. Üzerine tuz, karabiber ekledik. Ondan sonra bir kase şariyemiz de var idi. Onu da bıraktık. 3 adet basra limonu. Tabağın güzel basra limonları var. Hem beyaz hem de siyah. Ondan da ekleyebilirsiniz. Şorbalarınıza farklı bir lezzet katar. Bunlar güzelce kızarttık. Suyunda 5 bardakça ilave ettik. Tenceresi kapattık. Güzel kıvamına geldi ve pişti. Yanında bir salata da yaptık. Salatalarda sofraların güzelliğidir. En önemli şeydi, her zaman diyerek salatalara arkadaşlar önem verin. Bir gün sizin için de makarnalı yoğurt salatası yaptık. Önceden makarnanı suda haşladık. Suyuna biraz tuz, biraz da yağ bıraktık. Haşlandı, sızdı gözün, soğuk suydan yıkadı gözün. Sosunda eline sağlık Fatın Hatun hazırladı.
bir kase yoğurduydu, bir kase de mayonez, tabağın lezzetli mayonezinden toz, karabiber, bunları iyice çırptık. Geldi haşladığımız makarnanı tabağın içine bıraktık, karıştırdık ve dedik kuru maydanoz var mızdı, yani kuru maydanoz, yani de kuru çerez. Onidan çok lezzetli olu salata, üzerine de biraz yeşil maydanoz bıraktık, süslemek için. Tatlımızı da hazırladık, ögüzde yoğurduk, 2 adet yumurta, 6 kaşık tereyağı, 1 bardak da pudra şeker. Tabak şirketinin de pudra şekerleri çok çok güzeldi ve tatlılar da çok lezzetli oldu ve güzel geldi. Onları birlikte yoğurduk, 1 kaşık yemek kaşığı kavartma tozu da ilave ettik. Hep yoğurduk, 3 kaşık da tabak şirketinin lezzetli güzel kakaoları var. Onun da ekledik. En sonunda da 3 bardak un bıraktım. Onu da yavaş yavaş bıraktıkça yoğurduk. Güzel kıvama geldi. Bayrak ise yağlı çalıp ekledim, bıraktım, döşedim. Ve geldim bunları da eline sağlık. Fatın Hatun yardımcı oldu, şekil verdi. Top top yaptık ve bayrak ise bastık. Fırında da sıcaktı fırınımız. Önceden ıslattık, 180 derecede ayarladık. Bunun pişmesi de çok önemlidir. Başında olasız, hızlı hızlı pişer, aynı şekerle metacı. Yani çok fırında da bırakma onu özün. Bir gün yaptığımız yemekler necaydı Fatın Hatun? Gerçekten muhteşemdi her zamanki gibi. Sağ ol, buradan, da geldi inşallah. Tabii ki her zaman. Buradan tüm Türkmeneli ekibine sonsuz teşekkür ederim. Sizler danılmak çok güzeldi ederim. Gerçekten. Sağ ol, biz de mutlu olduk. Bizimle oldu Uta. İnşallah güzel geçti. Elbette sağ ol. Göreydi. Senede sonsuz teşekkürlerimiz. Ve tabak şirketinden bir armağan var. Tabak şirketine bu güzel intecler için gerçekten çok teşekkür ederim. Bize gerçekten çok, çok yarar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler var. Şeyler var mutfakta çok yarar da bize. Aziz arkadaşlarımız bu güzel programımızı sizi için sunduk. Misafirden, sohbetten birlikte Fatın Hatun idi. Misafirimiz çok mutlu olduk geldiği için. Ve bize yardım ettiği için bu güzel yemekler sizi için hazırladık. Umarım beğendiniz ve gelinize göreydi. Yarının görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.